RL'in Amerika bürosu haber verir. Bu hafta başında yani pazartesi günü Amerika Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirmişlerdi. İşte Biden ve Erdoğan görüşmelerinin ardından ayrı ayrı basın açıklamaları yapmışlardı. Bu düzenledikleri basın toplantılarında görüşmenin nasıl geçtiği konusunda olumlu mesajlar vermişlerdi. Ancak o merakla beklenen kritik görüşme sonunda sorunların çözümü yolunda nasıl bir yol izleyeceklerine dair somut bir ayrıntı paylaşmamıştı iki lider de. Özellikle kritik görüşmede konuşulan ama net bir kararın alınmadığı önemli konulardan birisi ise Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı konusuydu. İşte bugün AEV tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın idaresini ve güvenliğini sağlaması konusunda Amerika ile anlaşmaya varıldı açıklaması yapıldı. Kararı AEV Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan açıkladı. Daha doğrusu Sullivan, Biden'ın Avrupa'daki temasları hakkında gazetecilere verdiği telefon briefinginde paylaştı bu kararı. İşte şöyle dedi Jack Sullivan, Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanının güvenliğini sağlamak için olası bir Türk misyonu hakkında ayrıntılı biçimde konuştu. Bunun hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararı aldılar şeklinde konuştu. Hatırlarsak Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden'la görüşme sonrasında da yaptığı basın toplantısında Afganistan'da Amerika ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından Kabil Havalimanı'nın idaresi ve güvenliğini sağlamak için sorumluluk üstlenmeyi teklif ettim demişti Joe Biden'a. Fakat bunun için mali, lojistik ve diplomatik desteğe ihtiyaç duyduğumuzu da söyledim demişti kendisine. Dolayısıyla bugün Jack Sullivan Erdoğan'ın havalimanı konusunda Amerika'nın belli şekillerde desteğini talep ettiğini de belirtti. Erdoğan'ın da açıkladığı gibi Biden'ın da bu desteği sağlama taahhüdü verdiğini aktardı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bundan memnuniyetini ifade etti dedi. Bu durumuna karşı memnun olduğunu söyledi Jack Sullivan ve iki lider ekiplerine nihai ayrıntılar üzerinde çalışmaları talimatı verdi dedi. Türkiye'nin Kabil Havalimanı teklifini hayata geçirmek için bir plan üzerinde çalışıldığını da söyledi şu anki süreçte ve şimdi de bunun nasıl icra edileceği hakkında çalışmalar yürütüyoruz dedi Jack Sullivan. Öte yandan Ulusal Güvenlik Danışmanı Washington'ın Türkiye'nin güvenlik yardımı sağlayamayabileceği ya da bu yardımı sınırlı olabileceği durumlar içinde B planı yaptığını belirtti. Ancak Sullivan böyle bir durumun oluşmasını beklemediklerini, Türklerle bu konuda yürüttükleri planlamalar konusunda iyi hissiyat içinde olduklarını belirtti. Aslında baktığımızda geçen hafta Taliban sözcüsü de Amerika askerlerinin çekilmesini öngören bu 2020 tarihli anlaşmaya göre Türkiye'nin de askerlerini çekmesi gerektiğini söylemişti. İşte Amerika ve Türkiye uzlaştıkları bu konuda bakalım nasıl bir yol haritası çizecekler önümüzdeki günlerde, bunu da göreceğiz. Son olarak hemen briefinge dair bir detayı daha paylaşalım sizlerle. Jack Sullivan görüşmeye ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunu da söyledi. Biden ve Erdoğan görüşmesinde S-400 konusunda gündeme geldiğini belirtti. Ancak bu konuda henüz bir çözüme varılmadığını, diyaloğa devam edilmesi için taahhüt verildiğini, bu değerlendirmede bulundu, taahhüt verildiğini söyledi. Amerika-Türkiye diplomasisindeki son durum bu şekildeydi. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.